Arkadaşlar iyi günler, merhaba. Ben Doğu Ateş, Doğu Ateş Coğrafya kanalından bir AYT dersinde gene bir aradayız. Bugünkü konumuz ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar. Geçmiş yıllarda coğrafya öğretiminde çok olmayan bu konular artık günümüzde coğrafyanın değişmesi ve gelişmesiyle birlikte iyice baskın hale geldi, konuşulur hale geldi. Buna bağlı olarak da son 4-5 yıldır özellikle LYS sürecinde, şimdi AYT sınavında sorulur hale geldiler. Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde garip biçimde günlük sınavın adı değişiyor. Dolayısıyla bu sınavın harfleri ÖSS, TYT, AYT, TUS, TOEFL, IELTS her gün bir isim değişiyor. Bu isimlere yetişmek gerçekten zor. Yani ben zorluk çekiyorum, sıkıntılar yaşıyorum bu isimleri öğrenmekte ama umarım siz yaşamıyorsunuz. Sizlerin AYT sınavında, yani alan yeterlilik testi sınavında coğrafya sorularının tamamını doğru yapmanızı sağlamak amacıyla ciddi fedakarlıklar içinde sadece odamdaki bu gördüğünüz basit teknik donanımla yapmaya çalıştığım derslere bugün de devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusuysa dediğim gibi ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar. Daha önce konuşulmamış, peki piyasada da çok olmayan bir konu. Arkadaşlar, üretim, tüketim, dağıtımı etkileyen doğal faktörlerle başlarsak konuya, insanların yaşamının devamı onların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesiyle gerçekleşir. İşte bu temel ihtiyaçların, yani insani ihtiyaçların karşılaşması sürecinin tamamına birden ekonomik faaliyet adını veriyoruz. Ekonomik faaliyetler olmasa insanlık bugünkü hale asla gelmezdi. Zaten insanlığın ortaya çıktığı paleolitik dönemin başlarından beri biliyoruz ki insanoğlu bir şekilde sürekli ekonomik faaliyetleri sürdürmeye, devam etmeye çalışıyor ve bu devamlılık arkadaşlar en başta paranın bulunmadığı takas trampa yönteminin kullanılmasına, sonra ise daha gelişmiş araçlar olan paraların, işte günümüzde artık kredi kartlarının, işte sanal postların, şunların bunların kullanılmasıyla daha da uç noktaya ulaşmış. Ekonomik faaliyetleri 3 gruba ayırıyoruz. Yani ekonomik faaliyeti oluşturan 3 bileşen var. Bu bileşenler üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri. Arkadaşlar ekonomik faaliyetlerin en önemli aşaması üretim aşaması. Çünkü yeni bir mal veya hizmetin ortaya çıkabilmesi için o mal veya hizmeti üretilmesi lazım. O mal ve hizmetin üretilip tanıtılması sürecinde iki ayak var. Bunlardan bir tanesi tarımsal üretim, yani birincil faaliyetler. Bir de endüstriyel faaliyetler, sanayi faaliyetleri, yani ikincil faaliyetler var. Arkadaşlar birincil faaliyetlerde doğada hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik gibi faaliyetlerin doğal kaynaklar yoluyla doğrudan temin etme yöntemiyle sağlanmasıdır. Bu üretim aşamasının ilk ayağı. İkinci ayağı ise bulunan, temin edilen bu malzemeleri değerlendirilerek yarı mamul ve mamul maddelerin elde edilmesi, yani sanayi sürecidir arkadaşlar. Demek ki üretimi oluşturan iki parça var: tarımsal ve endüstriyel. Bunlardan tarımı konuştuk. Endüstriyel üretimde yeni veya yarı mamul madde olarak ikiye ayrılıyor. Yarı mamul maddeden buradaki süreci nasıl anlayacağız? Mesela orman, ağaç kesiliyor. Kesilen ağaçlar tomruk haline getiriliyor. Tomruklar büyük kereste kütükleri halinde şehre naklediliyor. Şehirdeki sitelerde, işte mesela Ankara sitelerde mobilya olarak işletilerek sandalyeye, kanepeye, koltuğa ve sehpaya dönüşüyor. Ne oldu arkadaşlar? Bunlar ham maddeden mamul maddeye dönüştüler. Arada peki yarı mamul madde ne? Yarı mamul madde de talaş. Talaşı presle, tutkalla sıkıştırırsanız sunta adında tahta benzeri bir diğer madde elde ediyorsunuz. Bu ne demek? Bize sürecin, yani üretim sürecinin bütün ayaklarının burada görüldüğünü açıklıyor. Arkadaşlar bir diğer hayati önem taşıyan mesele ise dağıtım arkadaşlar. Dağıtım çok önemli. Niye önemli? Çünkü üretilen mal ve hizmetlerin ürünü kullanacak kişiye, yani pazarlara ulaşması,
denilen olgu dağıtım sonucunda sağlanıyor. Nedir o dağıtım arkadaşlar? Özellikle karayolları, demir yolları, deniz yolları ve bu yollarda hareket eden çeşitli araçlar yoluyla binlerce, milyonlarca ton yükün, malın, hizmetin farklı ülkeler, bölgeler, alanlar arasında nakledilmesi durumuna dağıtım diyoruz. Dağıtım ne kadar gelişmiş ve hızlıysa ülkelerin gelişme süreci o kadar çabuk aşılabilir, çabuk başarılı olunabilir. Ama gelişme sürecinde sekteye uğramış, dağıtımı çok kötü olan ülkelerin gelişme süreci sıfıra yakındır. Mesela Afganistan çok dağlık, çok engebeli, yüksek bir ülke. İşte Hindikuş, Pamir Dağları burada. Bu yüksek engebeli dağlık ülkede ulaşımı sağlamak, oralarda uygun ulaşım araçları yerleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla Afganistan gelişme sürecinin oldukça dışında kalmış. Hatta bugün orta çağın bile gerisinde olan bir ülke. Tüketim ise arkadaşlar ekonomik faaliyetler sonucunda üretilen mal ve hizmetlerin pazarlara yani alıcılara yani bizlere ulaşması durumudur. Tüketim insanın tüketme sürecinde kullandığı temel gıdaları, mesela besinleri, mesela giysileri, mesela inşaat malzemelerini temin etmesi durumudur. Tüketim arkadaşlar ne kadar fazlaysa üretim ve dağıtım da o kadar fazla olur. Çünkü tüketim nüfusa bağlı. Tüketimin fazla olması bir yerde nüfusun fazla olmasını, nüfusun fazla olması da orada daha çok para bulunmasını sağlar. Daha çok paranın bulunması da paraya ulaşmanın daha etkili bir şey olduğunu olmasını sağlayacağı için tüketimin çok olduğu yerler genelde kalabalık parası olan yerlerdir. Mesela Türkiye'de İstanbul Marmara bölgesi çevresi nüfusun büyük bölümünün toplandığı, ekonominin çok ciddi anlamda çoğaldığı, paranın bulunduğu yer. Dolayısıyla Türkiye'de gelişme, dağıtım, üretim, pazarlama Marmara, İstanbul çevresindeki merkezlerde toplanmış. Gelelim üretim, tüketim, dağıtımı etkileyen doğal unsurlara arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz doğal faktörler ve beşeri faktörler diye faktörlerimiz var. Coğrafyadaki her konuyu etkileyen doğal ve beşeri faktörlerden doğal olanları iklim, bitki, yeryüzü şekilleri ve topraktır. Bunlar her zaman bir şeyin coğrafi olarak ortaya çıkmasında etkili olan doğal faktörler biçiminde ele alınırlar. Nedir? Bitki örtüsünü etkileyen iklim, orada bitki örtüsünün orman veya bozkır olmasını, hayvancılığın büyükbaş veya arıcılık olmasını, efendim küçükbaş hayvancılığın yapılmasını veya balıkçılığın gerçekleştirilmesini sağlar. Bu bakımdan önemli bir ayrıntı. Yine arkadaşlar elde edilen tüm ürünlerin işletilerek yeni mallara, yeni mamullere dönüştürülmesi iklime bağlı olarak gerçekleşir. Mesela Türkiye'de iklimin çok elverişli olduğu Marmara bölgesi, Ege bölgesi gelişmişken iklimin elverişsiz olduğu, engebenin fazla olduğu Hakkari yöresi ve Doğu Erzurum Kars bölümü, Kuzey Anadolu'daki fazla gelişmemiş, gelişememiş sahalar arasında yer alır. Bu durumun sebebi iklimdir. İklimin bir sonucu da sis, rüzgar, sis, don gibi olumsuz etkenlerle üretim sürecini sekteye uğratması, burada üretilen mal ve hizmetlerin bölge dışına satılmasını aksatmasıdır. Bunun sonucunda da dışarıda üretilen mal ve hizmetler de yine bölge içine gelemediği için buralar gelişmez. Gelişme sürecinin dışında kalır. Hakkari ve Erzurum Kars az önce verdiğimiz örnekte bunun süper örnekleri. Dünyadan üretim, tüketim, dağıtım süreçlerinin gelişmediği yerlere süper bir örnek. Ekvatora yakın olmasına rağmen Sahra Çölü, Arap Çölü, Gobi, Kızılkum, Taklamakan Çölü veya Kuzey Buz Denizi'nin kuzeyindeki Kuzey Kutbu çevresi veya güneydeki Antarktika Buzul Çölü arkadaşlar üretim, tüketim, dağıtım, pazarlama süreçlerinin neredeyse yaşanmadığı sahalardır. İklimin etkisiyle aklımızın mutlaka bir köşesinde bulunsun. Yine toprağın yapısı ve topraktaki humus oldukça değerli, önemli. Çünkü humus
diğer bitkilerin yetişebilmesi için, büyümesi için gerekli olan organik ve inorganik maddeleri sağlaması bakımından çok değerlidir. Humus bakımından zengin topraklar, mesela Çernozyumlar oldukça verimli, değerli topraklarken humusun çok az olduğu kahverengi bozkır ve çöl toprakları fazla üretken olmayan, verimli olmayan toprak türleri olarak karşımıza çıkar. Yine arkadaşlar, ham maddelerin işlenebilmesi için öncelikle sanayi tesislerine veya çoğunlukla da atölyelere ihtiyaç vardır. Sanayi tesisinin üretimin olmayacağı yerde herhangi bir malın bulunması da beklenemez. Ne kadar ormanınız, ne kadar madeniniz olursa olsun onu işleyecek zekanız, kol gücünüz, tesfiye araçlarınız yoksa o ürünün orada çıkarılması mümkün değildir. Su kaynakları tarımın can damarıdır, her şeyidir. Niye? Çünkü su olmadan tarımsal üretim devam ettirilemez. Benzer şekilde sanayi tesisleri içinde su kaynakları olmazsa olmazdır. Mesela nükleer santrallerin tamamında türbinlerin soğutulması için su kullanılır. Termik santrallerde su kullanılır. Benzer şekilde arkadaşlar, su aynı zamanda hidroelektrik enerji santrallerinde bol miktarda elektrik üretilerek bunun ülkede kullanılmasını sağlar. Mesela Türkiye'de üretilen enerjinin %30'u Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayılmış hidroelektrik santrallerinden elde edilir. Ama GAP projesinin, Güneydoğu Anadolu projesinin uygulamaya girmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki barajlar Türkiye elektrik üretiminde çok büyük pay sahibi olmuş. Öyle ki %25, %30'a kadar barajlardan üretilen elektriğin payı artmıştır. Gelelim daha önemli, çok soru çıkabilecek bir konu. Üretim, tüketim, dağıtımı etkileyen beşeri unsurlara. Arkadaşlar, beşeri unsurlardan birincisi üretimi, tarımsal faaliyetler, sermaye, iş gücü ve eğitimi, yani kalifiye eleman, teknolojik gelişmeler ve sanayi tesisleri etkiler. Şimdi üretimi, tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği çok etkiler. Çok çeşitli tarım ürününüz varsa çok ürün elde edebilirsiniz. Paranız varsa, çok parayla sanayi tesisi kuruyorsanız üretimi çok arttırabilirsiniz. İş gücüne ve kalifiye elemana, yani ameleye ve üniversite mezunu mühendise çok ihtiyacınız vardır. Bunları bol bol kullanabiliyorsanız üretimi arttırırsınız. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edebiliyorsanız, kalifiye elemanlarınız size sarsılmaz çamaşır makineleri üretiyorsa bu bir gelişimdir. Yine sanayi tesislerinin varlığı üretim sürecinin gelişmesindeki en önemli beşeri unsurlardan bir tanesi. Yine dağıtım sürecini etkileyen beşeri unsurlardan biri ulaşım, modern pazarlama yöntemleri, teknolojik araçlar, insan kaynakları, yerleşim özellikleri ve iletişim becerileri dağıtımı çok etkiler. Arkadaşlar, dağıtım aslında temelde ulaşıma dayanır. Bugün dünyadaki dağıtımın %99'u ulaşımla alakalıdır. Bir yerde karayollarının gelişmemesi veya deniz yollarının bulunmaması inanılmaz büyük sorundur. Yani atıyorum işte Kırgızistan'da, Kazakistan'da, ne bileyim Afganistan'da deniz yolları bulunmadığı için bu ülkelerde deniz yolu taşımacılığı yapılamaz. Dolayısıyla Türkiye'ye her yıl milyonlarca ton limanlar vasıtasıyla gelen mal ve hizmetler bu ülkelere gidemez arkadaşlar. Bu bakımdan dağıtımda ulaşım çok önemli. Modern pazarlama tekniği denilen şey işte e-ticaret. Bugün 1994'ten 96'dan bu yana inanılmaz yaygınlaştı. Ekonomik e-ticaret, yani internet üzerinden malların, hizmetlerin alınması, işte getir, götür, bana bir, ondan sonra yakalacağı bir sürü internet sitesi çıktı biliyorsunuz. Teknolojik gelişmeler, yine internetin ortaya çıkması ve bütün dünyayı sarması, korona sıkıntısıyla birlikte patlaması çok önemli bir teknolojik gelişme. İnsan kaynakları yine önemli. İşte üniversite mezunlarımız bile artık Getir'de kuryelik olarak hizmet ediyorlar. Bu da başlı başına bir sorun. Demek ki bizim insan kaynağı sorunumuz yok. İnsanları yetiştirme problemimiz var. İnsanlar üniversite mezunu olmasına rağmen kurye olarak çalışabiliyor Türkiye'de. Hem de büyük çoğunluğu kurye. A101'de, BİM'de, ŞOK'ta kasiyer olarak çalışıyorlar. Yerleşim özellikleri dağıtım sürecini doğrudan etkiler. Yani yerleşim özellikleri derken hem karayolu hem deniz yolu ulaşımının bulunduğu merkezler kolay gelişir. İletişim ağının güçlü olduğu, yaygın olduğu, hassas olduğu merkezler
gelişmenin, dağıtım sürecinin gelişmesinin kolay olduğu yerlerdir. Gelelim tüketime. Üretim, tüketim, dağıtımın en önemli ayaklarından biri tüketim. Çünkü parayı harcayan burada. Bunlar ihtiyacına göre, gelir düzeyine göre, teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak reklam ve modanın yönlendirmesiyle hareket ediyor. Bakın buradan mutlaka soru çıkıyor. Yine buradan soru çıkar. Çünkü Türkiye'de, dünyada üretim, dağıtım, pazarlama, tüketim olayı bütünüyle şuradaki mevzularla gerçekleşiyor. Yani tüketim önce ihtiyaca bağlı. Karnımız acıkacak ki yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bu bir. Ne yiyeceğiz? Güzel pahalı bir döner yiyeyim. Ankara'da Peçenek'ten döner yemek istiyorum. 60, 70, 80 lira verirsem al sana güzel bir Peçenek'ten yediğim gelir düzeyiyle ilgili döner. Ama param yok, durumum iyi değil. Sıhhiye Köprüsü'nün altında işte 10 liraya tavuk döner yiyeceksem bu da gelir durumunun doğal bir sonucu. Demek ki gelir durumu arttıkça daha kaliteli, daha pahalı mallar yiyebiliyormuşuz. Teknolojik gelişmeler tüketim sürecini doğrudan etkiler. Mesela LCD plazma televizyonlar çıktı. Bir anda yayıldı. Bu teknolojik gelişmelerin yayılma hızını gösteriyor. Ondan da ötesi. Ya şundan 5 sene önce herkesin elinde Nokia adında bir cep telefonu vardı. Nokia 3110. Korkunç bir şeydi. Bütün herkeste Nokia telefonları vardı. Şimdi Nokia'nın adı yok. Nokia diye bir marka bile çok az da olsa kaldı ama bitmek üzere. Niye? Çünkü Samsung, iPhone gibi firmalar dokunmatik temaslı yüzeyleri bulunan cep telefonlarını üretmeye başladı. Bunlar teknolojisini inanılmaz geliştirince herkes bunlara döndü. Bu da bir somut bir örnek. Reklam, özür diliyorum, gene çok önemli. Bir malın reklamı ne kadar iyi ve ne kadar çok yaparsanız, mesela yemek sepeti bol bol reklam yapıyor. Yemek yemeyecek bile olsan o MasterChef'te yemek sepetinin reklamını görünce niyeti bozuluyor insanın. Aklınızda bulunsun. Ve moda, günümüzde dünyayı en çok etkileyen tüketim alışkanlıkları moda ile ortaya çıkar. Nasıl moda ile ortaya çıkar? Özellikle giyim, kuşam, kadın giyimi, iç giyim gibi hikayelerin hepsi moda süreçleri sonucunda şekillenir. Peki moda süreçleri nerede şekilleniyor? Bak sınavda bu sorulur. Dünya modası Paris, Milano'da atıyor. Çünkü Paris ve Milano'da gerçekleşen elbise defilelerinden yola çıkan kadınlar yeni giyim tarzları belirliyorlar. Bu da modayı şekillendiriyor. Gene ünlülerin yediği, içtiği, gezdiği, oturduğu, kalktığı her şey hit oluyor, tanınıyor. Mesela işte YouTuber'ların da öyle, biliyorsunuz bazı YouTuber'lar var. Kafasına bir kutu jöle sürüyor. Sadece jöle ile meşhur olmuş. Adamın 2-3 milyon takipçisi var. Mesela benim gibi de sadece ders anlatan, böyle kitapların önünde oturup kitaplardan bilimsel bilgilerle giden, kaliteli olmayan espriler yapmaya çalışan adamlarınsa abone sayısı hiç artmıyor. Bu da jölenin ne kadar etkili bir moda unsuru olduğunu gösteriyor. Gelelim arkadaşlar, üretim, tüketim, dağıtımın ekonomiye etkilerini. Şimdi bunlar olduğu zaman ekonomi inanılmaz gelişir. Zaten bunların çok güçlü ve yaygın olduğu, yani düzenli ulaşım ve pazarlama ağının yaygın olduğu Batı Avrupa'da ekonomi oldukça gelişmiştir. Dünya ekonomisinin kalbi Londra'da atar. Aynı zamanda Kuzeybatı Avrupa'nın merkezleri, ülkeleri Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere ekonomisi en gelişmiş yerlerdir. Benzer şekilde yine Batı'da Amerika Birleşik Devletleri ekonominin en fazla gelişmiş olduğu yerlerden birisidir. Çünkü buralarda genellikle mallar, ürünler, hizmetler pazarlara pratik, hızlı ve temiz biçimde ulaşır. Bunu taşıma ve paketleme sistemlerinin kalitesine borçlular. Bunu da mutlaka bilelim. Gelelim yeni bir konuya. Üretim, tüketim, dağıtım süreçleriyle ilgili. Şimdi doğal kaynaklar diye bir muhabbet var. Doğada insan eli değmeksizin kendiliğinden oluşan her şeye doğal kaynak diyoruz. Yani ben işte mağaracılık yaptığım günlerde köye giderdik. Derdim ki abi bu mağara nasıl oluşmuş? Derlerdi ki kudretten. İşte kudretten oluşmuş. Yani kendiliğinden, yaradanın gücüyle oluşmuş olan varlıklara doğal kaynak diyoruz. Nedir o doğal kaynaklar? Üç gruba ayrılıyor. Tükenmeyen doğal kaynaklar,
tükenen doğal kaynaklar ve belirli koşullarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklar. Bir kere tükenmeyen kaynakları bilmemiz lazım. Güneş, rüzgar, dalga ve su, yani rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi ve hidroelektrik enerjisi tükenmeyen enerji kaynakları, tükenmeyen kaynaklardır. Tükenen doğal kaynaklarsa petrol, doğalgaz, taş kömürü, lignit ve madenlerdir. Bunlardan ilk dördü, bakınız, karbon kökenli fosil kaynaklar arkadaşlar. Bunlar geçmiş canlı kalıntılarının taşlaşmasıyla veya sıvılaşmasıyla ortaya çıkmış enerji kaynaklarıdır. Bunlar tükenebilir. Mesela petrol ve türevlerinin 50-60 yıl sonra bütün dünyada tükeneceği öngörülüyor. Buna bağlı olarak da başta Avrupa Birliği olmak üzere bütün dünya elektrikle çalışan arabalara, elektrikle çalışan otobüslere geçti. Aklınızda bulunsun. Belirli koşullarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklar, ormanlar ve topraklar. Arkadaşlar, bunun bir yalan olduğunu düşünüyorum. Belirli bir koşulda hiçbir şey kendini yenilemez. Sizin doğaya verdiğiniz zarar orada kalır. Mesela Türkiye'deki 2019, 2020, 2021 orman yangınlarında Türkiye'yi kavurdular. Orman alanlarımızın onda biri yok oldu. Bu ormanların tekrar eski haline dönmesi olanaksız. Çünkü bu ormanlar Türkiye'de bugünkü iklimle değil, buzul çağlarındaki nemli plüvyal iklim koşullarında oluşmuşlar. Dolayısıyla bunları yakarsanız, keserseniz bir daha yerine gelmesi mümkün değil. Aynı şekilde bunların olduğu yerlerdeki toprakları da eski haline getiremezsiniz. Ama kitaplarda, milli eğitim ders kitaplarında böyle alınmış, belli koşullarda bunlar kendini yeniler diye. Biz de öyle bilelim. Yani orman ve toprakta belli koşullarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklar arasında yer alıyormuş. Şimdi benim bir şeye inanıp inanmamam veya sizin bir şeye inanıp inanmamanız ÖSYM'yi bağlamaz. Siz bunlardan sorumlusunuz. Dolayısıyla siz bunları bilmek zorundasınız. Yani akla yatkın gelmese bile öğreneceksiniz arkadaşlar. Yine insanların ilk kullandığı doğal kaynaklardan birisi taş. Çünkü taş, biliyorsunuz, birbirinizin kafasına atmaya, hayvanları öldürmeye, onları kesmeye, kesip onların parçalarını yemeye, kesici ve delici aletler yapmaya yarar. Bu bakımdan insanoğlunun yeryüzünde ilk kullandığı araçlar muhtemelen 2 milyon yıl önce Paleolitik dönemin başlarında insanoğlunun kesici ve delici aletler yapmaya başlaması, bunları Paleolitik dönemin sonlarında, yani günümüzden 25-30 bin yıl önce artık kazma, kürek, balta, mızrak gibi araçlar haline getirmesiyle oluşan taş doğal kaynağıdır. Birinci doğal kaynağımız taş. İkinci doğal kaynağımız hayvanlar. Hayvanlar hem korunma varlığı, hem beslenme varlığı, hem de çekme, götürme, taşıma varlığı. Dünyada ilk evcilleşen hayvan köpek arkadaşlar. Köpek ilk başta insanlar tarafından besin kaynağı olarak evcilleştirilmiş. Neolitik dönemin başlarında yenilen köpekler zamanla korunma hayvanına dönüşmüş. Diğer hayvanlardan, kurtlardan, tilkilerden aileyi, klanı koruyan hayvanlar haline gelmiş. Sonra efendim koyunları beslenme hayvanı olarak evcilleştirmişiz. Yine bu dönemde atları evcilleştirmişiz. Demek ki insanın ilk evcilleştirdiği hayvanlar köpek, at ve koyun. Sıralaması bu: ilk evcilleştirdiğimiz hayvan köpek, sonra at, sonra koyun arkadaşlar. Bunlardan köpeği korunma, atı binme, koyunu beslenme hayvanı olarak değerlendiriyoruz. Bunlar da doğal kaynaklar. Doğadaki en önemli kaynaklardan biri topraktır arkadaşlar. Topraklar sayesinde tarımsal faaliyetler yüksek verimlilikle sürdürülür. Bu bakımdan çok önemlidir. Toprakları aklımızdan çıkartmıyoruz. Toprak gibi yine bir diğer yeraltı kaynağı, yerüstü kaynağı da olabilir ama madenler doğal kaynaklardır. Doğal kaynakların en önemlisi, ilk zamanlarda obsidyen adı verilen iç bükey kıvrımlar halinde kıvrılan, bu yüzden bıçak, mızrak, kazma yapımında kullanılan çok değerli bir metal. Yani obsidyenmiş. İlk obsidyenleri kullanmışız. Sonra çakmak taşı, sileks,
kullanılmış. Sonra da arkadaşlar mermer, işte andezit, granit, bazalt her şeyi kullanabilir hale gelmişiz. Demek ki mermerler de bir diğer doğal kaynak. Ormanlar yine avcılık, toplayıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için çok 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 değerli. Aynı zamanda odunun toplanması ve yakılması için de ormanlar daima kullanılmış. Evdeki sehpanın, koltuğun, kitaplığın yapılması için çok değerli. Rüzgar gücü çok önemli bir şey. Çünkü eskiden beri yelkenli gemilerle kıtalar arasında büyük tonlu yüklerin taşınabilmesi rüzgar sayesinde gerçekleşmiş. Bugünse rüzgar enerjisi inanılmaz bir hızla gelişiyor. Çünkü Avrupa Birliği ciddi anlamda destekler sağlıyor rüzgar enerjisi üretimine. Bu da Türkiye'de rüzgar enerjisi üretiminin %3'e ulaşmasını sağladı son yıllarda. Bu çok önemli bir rakam. Ankara'dan yolculuk yaptığınızda sağa sola hangi yöne giderseniz rüzgar enerjisi üretilen türbinler, pervaneler görürsünüz. Su canlılar için olmazsa olmaz bir doğal kaynak. İçme, kullanma, tarım, sanayi gibi her yerde suyun varlığını görüyoruz. Kömür odundan sonra en çok yakılan ve en çok kullanılan doğal kaynaklardan biridir. Bir enerji kaynağıdır. Kömür arkadaşlar, taş kömürü, yani kaliteli kömürler dünyada büyük ölçüde tükenmiş. Çünkü 130-140 yıldır yakıldığı için bu kaynakları artık kullana kullana bitirmişiz. Mesela Türkiye'de Zonguldak kömür havzası tükenmiş. Biz sadece Bartın ve Ereğli'de bir miktar kömür çıkartmaya devam ediyoruz. İhtiyacımız olan kömürü Rusya ve Ukrayna'dan deniz yoluyla alıyoruz, naklediyoruz. Aklımızda bulunsun. İngiltere mesela sanayi devriminin beşiği ama şu anda kömür yok İngiltere'de. Almanya'da kömür yok. Niye? Çünkü bunlar çok fazla çıkartmışlar. Yüzyıl boyunca kömür kalmamış. Jeotermal enerji kaynakları Romalılardan beri han, hamam, kaplıca, ılıca, içmece gibi insani faaliyetler için kullanılmış, özellikle hamamlar için kullanılmış. Jeotermal kaynaklara Anadolu'da çok rastlıyoruz. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde bol bol sıcak su kaynakları, yani jeotermal kaynaklar var. Ama özellikle asıl Ege bölgesinde Denizli, İzmir, Aydın, Afyon gibi merkezlerde jeotermal su kaynaklarına çok rastlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de jeotermal enerji kaynakları da son 20 yılda %7'ye ulaşmış. Bu çok büyük bir rakam. Biz çocukken sadece Denizli Sarayköy'deki rüzgar enerji santralini öğrenirdik. Ama bugün Denizli'nin dışında İzmir, Balçova, işte Denizli, Buharkent gibi bir sürü yerde bu santralleri görmek mümkün. 20. yüzyılın sonlarına doğru önemli olan enerji kaynaklarından birisi kömürdü. Az önce söyledik. Kömür yerini neye bıraktı? Petrole bıraktı. 1890'dan sonra gitgide petrol önemli kazandı ama 1905'ten sonra petrol bütün dünyayı etkiledi. Bütün dünyayı ele geçirdi. Çünkü otomobiller, kamyonlar, tırlar, uçaklar, taşıma ve binme araçlarının tamamı benzin, mazot, fuel oil gibi yakıtlarla hareket eder hale geldiler. İşte bu yakıtlarla hareket eden maddeler dünyayı tümüyle petrole bağımlı bir uygarlık alanı haline getirdi. Petrol arkadaşlar dizel ve benzinli motorlarda, yani çift zamanlı ve dört zamanlı motorlarda kullanılabilmesi bakımından oldukça değerli. Petrolün içinden çıkan maddeler aynı zamanda elbiselerin, plastiğin, duvarın, sentetiğin, her şeyin üretiminde kullanılıyor. Petrol büyük ölçüde bitti. 150 yıl sonra petrolün tamamen yok olacağı düşünülüyor. Bu yüzden Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bütünüyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Özür diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri dedim. Çok özür diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ısrarla petrol ve yenilenemeyen kaynakları yakmaya devam ediyor, para kazandığı için. Ama Avrupa Birliği ve Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veren, hızla bunlara geçen ülkeler. Çünkü petrol, kömür bitince dünyada kavga edecek bir mevzu kalmayacak. Ne önemli olacak arkadaşlar? Rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi enerji kaynaklarını, yani yenilenebilen enerjiler. Arkadaşlar
dünyada doğal kaynak ve ekonomik ilişkisi incelendiğinde şimdi bunun birkaç gruba ayrıldığını görüyoruz. Arkadaşlar, birincisi doğal kaynağı zengin ülkeler var. İkincisi de doğal kaynağı bakımından çok fakir ülkeler var. Doğal kaynağı zengin olan ülkeler iki gruba ayrılıyor. Doğal kaynaklarını bilim, teknoloji, bilgi, gelişim, sosyoekonomik refah olarak harcayanlar, bir de doğal kaynaklarını sadece satıp paraya dönüştürenler var. Birinci grupta, yani ürettiği doğal kaynakları bilgi, beceri olarak değerlendiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Kanada, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler doğal kaynaklarını elde edip arkadaşlar ülkenin gelişimine yatırım yapıyorlar. İnsanların refah seviyesine, işte Norveç, dünya petrollerinde önemli bir pay sahibi olduğu son 20 yılda Kuzey Buz Denizi'nde yaptığı araştırmalarla bu petrolden kazandığı parayı halka yatırıyor ve Norveç dünyanın şu anda en mutlu ülkesi, insani gelişmişlik indeksinde en üst sırada olan ülke Norveç. Ama çok para kazanmasına rağmen bu parayı ülkesinin refahı için harcamayan ülkeler Arap ülkeleri. İşte mesela Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri petrolden inanılmaz paralar kazanmasına rağmen bu parayı birkaç zengin Arap şeyhine yediriyor. Halkı da acından ölsün umurunda değil. Halkın kültürel gelişimini çok da önemsemiyor. Bu da ikinci grup ülkeleri aklımıza getirecek. Bir de arkadaşlar, mevcut kaynaklar bakımından zengin olan Nijerya, Türkmenistan, Venezuela, Irak, İran ve Cezayir çeşitli sebepler nedeniyle bu doğal kaynaklarını ülke gelişiminde yeteri düzeyde kullanamayan ülkeler. Mesela Venezuela dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip olmasına rağmen bu petrol yataklarını har vurup harman savuran liderleri nedeniyle kendi halkının yararına kullanamamış, batmış, yıkılmış bir ülke. Türkiye ile ekonomisi dünyada en kötü olan iki ülke Venezuela. Benzer şekilde Irak, Saddam'dan beri sürekli iç savaş, karışıklık, kan gölü. Dolayısıyla Irak'ta halk o paradan faydalanamıyor. Nijerya, Cezayir İç savaş, iç çatışmalar yüzünden gelişemeyen, doğal kaynakları zengin ülkeler. Bir de doğal kaynakları hiç bulunmayan, bu yüzden çok fakir olan ülkeler var. Moğolistan bu durumun en güzel örneği. Asya kıtasının ortasında çöl bölgeleri bulunan bir Moğolistan ülkesi, yüz ölçümü bakımından çok büyük, 2 milyon kilometre kareye yakın yüz ölçümü olmasına rağmen gelişmişlik seviyesi çok düşük bir ülke. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar, bazı ülkeler ise hiçbir yeraltı kaynağı bulunmamasına rağmen acayip gelişmiş. Bunun en güzel örneği Japonya. Japonya 1840'ta İmparator Meiji'nin tahta çıkmasıyla birlikte Meiji Restorasyonu dönemini yaşayan bir devlet. Bu dönemde binlerce Japon öğrenci Avrupa ve Amerika'ya gitmiş. Buralarda öğrendiği bütün teknik ayrıntıları gelip ülkelerinde uygulamışlar ve Japonya'da kapitalizm inanılmaz gelişmiş. Dünya savaşlarından yenilgiye uğramaz, Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük bir bozguna uğramasına rağmen Japonya dünyanın en büyük üretici güçlerinden biri Almanya ile beraber. Benzer şekilde İsviçre, bankacılık ve saatlerden kazandığı büyük parayı ülkede bilginin, teknolojinin, bilimin, sanatın, ekonominin gelişmesine harcamış. Bu bakımdan sosyal gelişmişlik indeksinde Norveç gibi çok yukarıda olan ülkeler bunlar. İsveç ve Japonya yeraltı kaynakları bulunmadan, yeraltı yerüstü kaynağı olmaksızın çok gelişmiş ülkelere en güzel iki örnek. Bunlara benzer ülkeler arkadaşlar Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur'da, Uzak Doğu'da, Güneydoğu Asya'da, Asya kaplanları olarak adlandırılır. Bakın, bu da sorulabilir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Asya kaplanlarından biri değildir? Güney Kore, Tayvan, Türkiye, Hong Kong. Cevap Türkiye. Çünkü Güneydoğu Asya'daki küçük ülkeler Asya kaplanları olarak adlandırılıyor. Niye? Çünkü bunlar küçük, nüfusları az, doğal kaynakları yok ama gelişme hızları inanılmaz fazla. Şimdi bunu bir güzel bir tabloya dönüştürdüm. Şu tabloyu mutlaka okuyun, inceleyin. Çünkü buradan bir soru mutlaka çıkacak. Arkadaşlar, bu soruyu doğru yapmak için ülkeleri bileceğiz. O ülkelerdeki doğal kaynak durumu bileceğiz. Zengin mi, fakir mi? Doğal kaynakların nasıl kullanıldığını, örneğin
teknoloji yoluyla mı, ihracat yoluyla paraya dönüştürme biçiminde mi ve gelişmişlik düzeyini bileceğiz. Yüksek, düşük gelişmişlik veya az gelişmişlik. Mesela bakın arkadaşlar, Moğolistan, Kenya, Etiyopya ve Çad'da hem de doğal kaynak yokmuş hem de gelişmişlik dibe vurmuş. Çok az. Bunları aklımızda bulunduralım. Moğolistan ve Etiyopya çok tipik iki ülke. Benzer şekilde Amerika, Kanada, Rusya, Güney Afrika doğal kaynak bakımından zengin, teknoloji, iş gücü ve sermaye bakımından güçlü ve gelişmiş ülkeler arkadaşlar. Yüksek gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler. Doğal kaynağı çok fakir olmasına rağmen İsviçre, Japonya, Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur gelişmişlik düzeyinin oldukça yüksek olduğu ülkeler mutlaka aklımızda bulunsun ve bizim çok sevdiğimiz başımızdaki büyüklerin el üstünde tuttuğu mesela Doğu Karadeniz'e gittim ben. Doğu Karadeniz'deki bütün her yerin işgal edildiği buralılar tarafından Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar ihracat yoluyla paraya dönüştürme yoluna gidiyor. Böylece zengin Arap şeyhleri ortaya çıkıyor. Halkların gelişmişlik düzeyi sıfır. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Tabloyu çok iyi okuyacağız, öğreneceğiz. Soru mutlaka gelecek. Bak soru gelince gidip de hoca bildi. Uydurmayın öyle bir yalan. Bu zaten çıkacak. Benim bilmemle alakası yok. Arkadaşlar Türkiye'de doğal kaynak ve ekonomi ilişkisine gelince Türkiye doğal kaynak çeşitliliği fazla olan ama para getiren doğal kaynağı bulunmayan bir ülke. Bakınız şimdi kafanız karışmasın. Türkiye'de bor, krom, demir, bakır, boksit, manganez gibi pek çok maden var. Demir gibi, mermer gibi dış satımda büyük para kazandıran yeraltı kaynakları var. Ama Türkiye petrolün, doğalgazın, uranyumun, taryumun bulunmadığı, bu bakımdan doğal kaynaklardan para kazanma olanaklarının çok düşük olduğu bir ülke. Yani doğal kaynakları bakımından zengin ama kazanılan para bakımından çok fakir bir ülke olduğumuzu asla unutmamalıyız. Bunların sonucunda işte şöyle bir şey söylenmiş, demiş ki Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri yaygın yapılırmış. Bunun sebebi Türkiye'de yükseltinin ve engebenin fazla olması. Türkiye'de hayvancılık da fazla yapılmıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye'de hayvancılık hızla geriliyor. Çünkü Türkiye'de kırdan kente göç olgusu 1950'den bu yana her seferinde daha artarak büyüyor ve 2000'den bu yana acayip bir noktaya geldi. Türkiye'de şu anda köylerde yaşayan nüfus toplam nüfusun %5'i. Dolayısıyla köylerde hayvancılık kalmadı. Kime yaptırılıyor hayvancılık? Suriyeli göçmenlere, Afgan göçmenlere, Hindu göçmenlere hayvanlar veriliyor. Çobanlıklar yaptırılıyor. Dolayısıyla hayvan sayımız inanılmaz azaldı. Bunlar çok doğru bilgiler değil. Ama Türkiye engebeli yüksek bir ülke olduğu için ciddi anlamda elektrik üretimi yapabiliyor. Türkiye elektriğinin %25'i hidroelektrikten elde ediliyor. Bazen %30. Çünkü iklim hidroelektrik enerjisi üzerinde belirleyici bir faktör. Jeotermal enerji kaynakları ciddi anlamda fazla Türkiye'de. Bu kaynaklar yenilenebilir vasıfta olduğu için devlet ve Avrupa Birliği ciddi anlamda destekliyor ve buna bağlı olarak Denizli, Afyon, İzmir, Aydın, Balıkesir gibi illerimizde jeotermal enerji santrallerinin hızla kurulduğunu, sayısının şu anda 42'yi geçtiğini biliyorum. Ve arkadaşlar Türkiye'nin yine coğrafi konumu inanılmaz bir güneş enerji potansiyeline sahip. Bakın şu anda 2022 yılı içindeyiz. 2022 yılının başlarında Konya Karapınar, yani Türkiye'nin çöl özelliği gösteren yerlerinden birisidir Konya. O Konya Karapınar'da Avrupa'nın en büyük ikinci güneş enerjisi santral kuruldu. Yani güneş tarlası açıldı. O güneş tarlası Türkiye enerjisinin %2'sini üretecekmiş. Yani okuduğum habere göre bu inanılmaz bir değer. Demek ki Türkiye'de korkunç bir rüzgar güneş enerjisi potansiyeli var. Güneş enerji potansiyelinin yanı sıra her yerde rüzgar enerjisi türbinlerini görüyorsunuz. Bu yakın dönemde ülkemizde hızla jeotermal rüzgar ve güneş enerjisinin yani yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişeceğini gösteriyor. Değerli arkadaşlar, 12. sınıf konularımızdan AYT sınavı için hazırladığım bu dersi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Bu arada sınıf olarak 11-12 de var. Yani sadece 12 değil, yanlış söylemeyeyim. AYT konularımızdan hazırladığımız bu derste önemli ciddi konuları işledik. İki tane kesin çıkacak soruyu söyledim. Sonra duymadık, haberim yoktu bilmem ne demeyin. Kanalıma abone olmanızı, arkadaşlarınıza paylaşmanızı, ki paylaşmıyorsunuz sağ olun, tamam anladık yani. Herkes bu Doğu Hoca'yı ben buldum, kimseye söylemeyeyim. AYT'de yüksek puan alayım diye söylemiyor. Ama bir şekilde duyulacaktır yani bizim bu tablolarımız, bu çıkacak sorularımız. Hepinize başarılar, bol şanslar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.